gençler. Kontek'in arkasına doğru kaldırımdan yürüyelim. Haydet birlikte sandı. Sana söz Türkiye kazanacak. Beraber yarın inşallah zaten hava güneşli, yarından sonra baharı getireceğiz. Ama sizden ricam, bu seçim sürecinde hep şunu söyledim: biz komşuyuz, biz arkadaşız. Birbirimizi kırmadan, birbirimizi üzmeden yarından sonra baharla beraber kardeşliğimizi bir bütün yapacağız ve zafer ilan edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Bugün gördüğüm tablo şu: Rize'de yıllardır sadece söz verip ve o projeyi yapacağız, bu projeyi yapacağız deyip ama hiçbir şey yapmayanlar, sağlıkta, eğitimde, çevre kirliliğinde, bilhassa denize çöp dökerek, bilhassa kanalizasyonları derelere ve denizlere akıtanlara ve hiç hizmet yapmayanlara, milletin telefonlarına çıkmayanlara, hastası olup da muhatap olmayanlara, Rizeli bugün kendini göstermiştir. Değişimden yana, sevgiden yana, adaletten yana, haktan yana, hukuktan yana karar verdiğini gördüm. Allah milletimizin ve Rize'mizin yolunu açık etsin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili Rizeliler, seçim kampanyasını bu kadar düzgün ve güzel bir şekilde bitirdiğiniz için birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma, bizi balkonlardan izleyen dostlara, sokaklarını bir süre geçici olarak işgal ettiğim trafikteki sürücülerime özür dileyerek yarın Rize'nin değişimini, büyük hamlesini başlatacağımızı müjdeliyoruz. Yarın Rize'de Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden
aday olan arkadaşlarımla tarihi görülmemiş büyüklükte bir sahiplenme ile başaracağız. Rize artık hakkını alacak. Rize artık eksiklerini tamamlayacak, vekilleri gönderecek. Seçim hepimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yarın akşam güzel bir haberle hep birlikte buluşmak üzere bütün seçime katılanlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Emeği geçen bizimle birlikte olan kadınlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçtim. Çok mutluyum, huzurluyum. Güneş geldi artık. Güneş geldi. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Güneşimiz geldi. Evet, Rize'de 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmiştir. Buradan ilan ediyoruz. Bugün kazanacağız, kazanacağız. İnşallah kazanacağız. Kazanacağız. İnşallah. Vallahi bir gün önce değişmesini istiyoruz. Yeter artık diyoruz. Kazanıyoruz. Bitti. Geliyoruz, kazanıyoruz inşallah. Nasıl yani? Birleşe kazanacağız diye yola çıktık. Allah'ın izni keremiyle iktidar olacağız. Biz buna inanıyoruz. Hepimiz için, ülkemiz için, milletimiz için yola çıktık. Biz kimse kimseye küs değil, kavgalı değil. Biz kavga gürültü de istemiyoruz. Kardeş olarak yaşamak istiyoruz. Kesinlikle hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki kimse kimseyi ayırmayacak. Biz kardeşiz, öyle de kalacağız. Teşekkür ederim. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Öncelikle bu birlikteliğin devamını diliyoruz. Evet. Allah utandırmasın diyorum. Peki. Sen neler söyleyeceksin? Her şey çok güzel olacak. Birleşe kazanacağız inşallah. Dünyanın sonu gelmiyor hoş. Seçime gidiyoruz. Evet. Seçime giderken onlara torun sevdireceğiz. Bir şey daha anladım. Söyleyebilir miyim? Söyle. Ben Tayyip, gidiyorum. Ben Kılıçdaroğlu, geliyorum. Geliyorum, yakındır. Yarın geliyorum. Bize PKK, YPG diyor. Lahmacun devlet paralarıyla da kimiz? Bunları yayınlıyorsunuz değil mi? Devlet paralarıyla hahayı çeken kimdi? Mektup okutan kimdi? Lahmacun parası veren kimdi? Ayağı mahkeme getiren kimdi? Kılıçdaroğlu muydu? Likapar vardı, Likapar onlarda. Ne diyor? Bayrak inecek, devlet bitecek, her şey bitecek. Ama biz onlara milletvekili vermedik. Onlara onlar verdi ama 4 tane milletvekili verdi. O şeyler aynı söyle. Şimdi ne yapacaklar gençlere? Mülakatı kaldıracakmış. Günaydın ya. 21 sene sonra günaydın. Kılıçdaroğlu dedi ya, gençlere mülakatı kaldıracağım. O da kaldıracakmış. Gelirse ama. Ya inşallah bahar geliyor. Allah'ın nasibini yetereyle bizlere. Hayırlı günler dilemesin diyeyim Allah'tan. Ha, bunların sırtına mı kurtaralım ya? Yoksa bindiler sırtımız baba ya. Çok binde 20 senedir eziliyor, sözümüz bir yere gitmiyor ya. Aynen. Ya ayıptır ya, bu kadar olmaz. Biz Türk milleti, bana zamidaş adam diyor ki bunlar oy vermeye hoca diyor ağzından şifayen ya. Böyle hoca olur mu şimdi? Bunlar benim paramdan orada hozalık yapıyor be adam ya. Bir şey söyleyebilirim. Neyse, Allah inşallah hayırlısını nasip eyler diyeyim. İnşallah. Son 24 saat. Bu iş bitmiştir. Rize 2-1. Türkiye'de de Bay Kemal Cumhurbaşkanı. Kurtuluyoruz yani. Kurtuluyoruz. 21 yıllık esaretten kurtuluyoruz. Ben siz neler söyleyeceksiniz? Ben her şey bitti. Geçmiş dönemi unutacağız ve kardeşçe, birlikte, hep birlikte, kimse kimseyi küçümsemeden, kimse kimseyi öteleştirmeden, hep birlikte ve bu hesap, bazı şeylerin hesapları var. Evet, onlar da sorulacak. Hepsi adalet yerini bulacak. Umduğumuzdan daha güzel geçti. Hayırlı olsun diyor.
yarın bir bahar mı çıkıyor? İnşallah. Vallahi bu seçimin barış içinde, kardeşlik içinde, sevgi içinde hep birbirimizi kucaklayaraktan efendim Millet İttifakı olarak Rize'den bir milletvekili alacağımızın kesin olarak bugünkü yürüyüşümüzde de bunu noktalamış olduk. Dolayısıyla Rize'den bir tane milletvekili almak demek Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının en önemli anlamlarından birini ifade edecektir. Dolayısıyla 15 Mayıs günü Türkiye'de yeniden güneş yeniden doğacaktır diye inanıyor. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Bay Kemal geliyor. Bunun açıkça belli ediyoruz artık. Yarın çok güzel olacak. Ya harika olacak. Vallahi her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Pazartesinden itibaren Rize'de bağırlar açacak. Yarın çok güzel olacak yani. Çünkü insanlar bir değişim istiyor. Bir bu değişim yaşanması lazım. Geç bile kalınmış. Yani siyaset bir kimsenin tapulu yeri değildir. Yani hiçbir zaman bir makam tapulu yerdir. Bir dönem, iki dönem, üç dönem. Ondan sonra bu insanlar oraya şey ediyorsa, talepte buluyorsa onun altında bir şaibe vardır. Onun için gereği yok. Ülke güzel olacak. İnsanlar gülecek. Dişleri görünecek. İnsanın dişi görünmüyor ya. Böyle bir dünya olur mu ya? Böyle bir dünya olmaz. Artık bu dünyadan vazgeçmemiz lazım. Dişlerimiz görünecek. Hayvan bile dişini gördüğü zaman senden korkmuyor. Diyor ki bundan bana zarar gelmez. İnşallah hayırlısıyla atlatırız. Çünkü çok yorulduk. Artık yorulduk. Böyle çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Baştan beri inandık. Zaten vazgeçmedik. Köprünün üzerine bizi götürdüler. Çok altın atmak istediler. Ama direndik. Vazgeçmedik. Vazgeçerseydik, geçseydik şayet kaybederdik. İnandık ve inancımızın sonunda çok sabırla devam ettik ve bugüne geldik ve kazandık. Ekrem Başkan'ın dediği gibi kazanıyoruz. Yeni yaktığım sobayı, üstüne koydum çayı. Üstlü bayram yaşasak bu sene Mayıs ayı. 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Mayıs. Üstlü bayram etmiyor mu? Teşekkür ederim. Kemal amca gelecek, zebre para dolacak. 15 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak. Vallahi teşekkür. Çok yoğun bir çalışma yaptık. Bugünkü coşkuyu da gördünüz. Hazırlıklarımızı yapmıştık. 3 yıldan beri devam ediyordu. Son hazırlıklarımız yapıldı. Sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, bina sorumlularımız, avukatlarımız hepsi hazırlık içerisinde. Seçimi bekliyoruz. Coşkuyla kutlayacağız. İnşallah kazanacağız, iktidar olacağız. Peki. Rize değişimi istiyor. Rize bugünkü coşkuyu gördünüz. Bu coşku demek ki değişimin artık zamanı geldiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Rize'de söz sahibi olacağının göstergesidir.